Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Hande Hanım için efendim. Sayın Hande Satış, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendileri biraz önce de bahsettiler, müzisyendir değil mi? Evet. 30 seneye yakın zamandır, aynen. Yani çocuk yaşta başlamış. Evet, evet. Maşallah, evet. Maşallah. Hala hazırda da hem sazendesiniz hem hanendesiniz. Aynen öyle, evet. Ne evet, kadar güzel. Çalışmalarımız devam ediyor. Merak ettim, en sevdiğiniz şarkı nedir okumaktan? Yorumlamaktan. Yani şimdi biz yıllarda çok repertuar geçtik. Tahmin ederim ama biri böyle biraz daha yukarıya doğru sivriliyordur. Bilmiyorum ki hiç özel bir hani şudur budur diyemem. Ama yine diyeceğim Coşkun Sabah ayrıdır bende. Onun şarkılarını çok severek okurum ve dinlerim. Coşkun Bey'le zaten daha dün değil mi düet yaptınız? Dün yaptık evet. O ışıktan bu ışığa vallahi biraz soluk kalacağız ama. Estağfurullah. 14 tane soru hazırladık. Güzel de denk geldi gibi geliyor bana. Hani biraz önce bahsettiğimiz konulara da temas eden birçok kelime var. Hatta hazırım derseniz de hemen başlayalım. Ne hazırım, dersiniz? Hazırım, hazırım. Şimdi size Fransızca kökenli bir kelime vereceğim. Tamam. Bunun karşılığı nedir diye soracağım efendim. O kelimeden, o dört harfli kelimeden, sorunun içerisindeki kelimeden oluşturulan başka kelimeler vardır dilimizde. Bir bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fransızca kökenli foto sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Hani fotoğraf. Fotosentez. Foto karşılığı. Foto. Fotograf, graf, yazı. Neyle yazı? Fotosentez. Hadi senteze beslenme diyelim. Neyle beslenme? Alalım mı bir harf? Hava. Hava değil o. Değil. Alalım bir harf. Aldık bir harf. Hı hı. Selin Hanım'ın kızının... Işık. Güneşin verdiği şey. Işığı siz bilirsiniz. Değil mi? Şimdi çok uzağa gitmeyeceğiz. Bakın daha iyi bildiğiniz bir şey. Genellikle sahte ışıkları için kullanılan Fransızca kökenli bir sözcük. Sahne ışıkları. Nokta noktaların altında olan bir insansınız. Hande. Spot. Spot gayet güzel. 700'e çıkarttı kasayı. Giderek alışıyoruz maşallah. Bakın bir 500 puan daha sıkışmış şuraya. Onu da çıkartalım oradan. Kasaya fırlatalım. Gelsin. Sarılgan bitkilerin tutunması için yanına dikilen uzun ağaç parçasına... Sırık. Denir ve 500 puan birden kazandınız. Bundan bahsetmiştim. Azıcık ürküyorum demiştim. Bir hayvancağızın pek cağız tarafı yok. Bir hayvanın... Birden fazla isminin biri, pek kullanılmayanı inşallah kulağınıza gelmiştir. Su sığırı, camış gibi isimlerle de anılan mandanın bir diğer adıdır. Camışa benzer bir şey. Davar. Davar, camışa benzemiyor ki. Harf istediniz zannediyorum. Evet, aynen. Bir harf istedik. En tehlikeli soru da ne yaptınız yahu? Ya. Camışa benzer bir şey, K ile başlıyor. Ah Hande Hanım, size biraz uzak da bir konu bu. Bilen var mı efendim? Yok, arka tarafta da yok. Bir harf daha alabilir miyim? Alamazsınız, durdurdunuz da yazık ki. Pardon. Yoksa onların hepsini birden verirdim size. Tüh, bir zannediyorum el sürçmesi yaşadık ha? Evet, biraz öyle. Öyle oldu. Evet. Neymiş efendim bu kelime? Camışa Yavuş. Benzer dedim, duydunuz mu? Yok, hiç duymadım. Vallahi yetiştiricisi olup da duymamış olan da olabilir efendim. Yani hani çok da ihtimal vermiyorum ama olabilir. Evet. Neden olmasın? Uçtu gitti. 9000 olmayacak ama 8800'e ulaşabilecek durumdasınız. Tamam. Bunun için de biraz risk almanız lazım. Hemen küsmeyelim hadiseye. Tamam. Mücadeleye devam. Buyurun geliyor ilk 6 harfli cevap. Diyor ki bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma. Nokta nokta etme. İtiraz etme. Çok güzel oldu. Bu ikinci alt harfi cevapla da biraz biz lafı uzatmışız. Hı hı. Benden önce okuyacaksınız zaten. Bulursanız patlatın olur mu? Tamam. Süre boşa gitmesin. Buyurun. Yapıların dışına sıvama, boyama veya onarım için kurulan çalışma sırasında üstüne çıkılan platform. Bir de böyle deniz taşımacılığına hizmet veren platformlar için kullanılır. Aynı kelime. Dilimin ucunda da. Ne kurmuşlar?
boya yapıyorlar. İskele. İskele kırmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Süreye bakıyorum. 2 dakika 29 saniye. 6 harfli cevaplar bitti. Bu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Yani her şey yolunda efendim. Tamam. Buyursunlar. Yine harf almadan cevaplayabileceğiniz bir soru gibi geldi bana. Adını Luna Parklardaki bir eğlence aracına da veren sanatkar. Gittiniz mi hiç Luna Park'a? Gittim. Garip garip isimleri var o eğlence araçlarının. Gondol. Sanatkar, evet. Atlı karınca. Hı hı. Bir tane daha vardı. Mesela kamikaze vardır. Evet. Bu ona biraz benzer. Onun daha şiirseli. Balerin. Balerin efendim. Bravo. Bravo. İki kelimeden oluşuyor ikinci 7 harfli cevap ve şöyle soruluyor. Hiç beklemiyorum müsaadenizle. Buyurun. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki bölümü. İki kelime unutmayalım. İki kelime. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki bölümü. Avuç içi. Avuç içi. 3400 yaptı kasayı. 1 dakika 47 saniye var halen. 8 harfliler, 9 harfliler ve 10 harfliler kaldı geriye. İşte ilk 8 harflisi. Buyur. Kısa bir soru. Hırsla kavgaya tutuşmak. Dalaşmak. Gibi bir şey. Bir harf mi istediniz siz? Evet, alayım. Buyurun. Kapışmak. Kapışmak. 700 puan daha. 4.100 oldu kasa. Evet, 3.800 diyor. Nereden çıktı 3.800? 8.800 diyorduk. 8.700 olur. Ne gal. Buyurun yenisi efendim. 8 harflerin ikincisi. Kendi isteğinin dışında zorla, kaçınılmaz, zorunlu olarak anlamlarında Arapça kökenli bir sözdür. Kökeni sizi korkutmasın, halihazırda kullanılan bir sözdür. Unutulmuş bir kelime değildir. Zorla, kaçınılmaz, zorunlu olarak. Kendi isteğinin dışında filan biraz zorlayıcı olmuş. Zorunlu olarak. Mecburen. Mecburen. Tamam. 4 tanecik soru kaldı. Toplamı 3.800, bizde var 4.900, eder 8.700. Buyurun 9 harfler efendim. İlginç bir kelime. Daha önce de bu şekilde sormuştuk. Yağı, limonu veya sosu yiyeceğin her tarafına dolaştırarak hafifçe dökmek. Dolaştırarak. Salataya şöyle bir limon. Salataya şöyle bir yağ. Dolaştırarak hafifçe dökmek. Vedat Bey kullanır, Vedat Milor. Evet. Şöyle bir şey yapıp getirin der. Harmanlamak. Şöyle bir dolaştırın getirin. Harmanlamak değil. Değil, değil. Şöyle bir dolaştırın. Bir harf alayım ben. Aldık bir harf durdurduk. İyi yaptık çünkü 36 saniye kalmıştı. Dolaştırmanın altını bir daha çizdim Hande Hanım. Gezdirmek. Gezdirmek. Şöyle bir limon gezdirmek. Gayet güzel, gayet güzel. Bir harfe mal oldu ama evet. Hiçbir problem yok. Geriye kalan 36 saniye son 3 soru için yeterlidir. Bakın ikinci 9 harfli cevaba tek kelime ve gayet kolay. Bence harf almanıza gerek kalmayacak. Sorusu derinlemesine tüm yönleriyle ayrıntılı olarak tüm yönleriyle o kısmın altını çizdim. Araştırdım. Nasıl araştırdım? Tüm yönleriyle araştırdım. 18 saniye, İncelemek. 17 saniye. Mekmak yok bunda. Yani pardon. Nasıl araştırdım? Nokta nokta araştırdım. Gelin bir harf alalım. Alalım. Durdurdunuz mu yine? Beni alalım, korkutuyorsunuz. Alalım. Sonuna bolca harf almış. O F'den sonrası harf almış diyorum. Ek almış. O F'den sonrası ek kısmıdır. Ek kısmı. Evet. Israr ediyorum ama... Bu güzel ipucu. İnceledim. Nasıl inceledim? Her yönüyle. Orasına da baktım, burasına da baktım. Bütün çevresini dolandım. Ah Hande Hanım, 800 puan var. Yok. Ve elimizden aldılar etraflıca. Hiç gelmedi. Üzüldüm hakikaten.
Çünkü yani biraz daha mütevazı bir puan olacak elimizdeki puan. 6900'lere fark edeceğiz efendim. Eyvah, eyvah. Hakkınız daha fazlasıydı. O alkış da biraz cılızdı. Bir kuvvetlisini duyalım. Son iki sorumuzu öyle soralım. Buyurun on harfli cevaplara. İki kelimeden oluşur efendim. Aşkın en çarpıcı anını içeren bir söz dizisidir. Nokta nokta aşk. İki saniye bir saniye durduk. Durdurdum. En çarpıcı anı bir söz dizisi. En çarpıcı anı. Daha böyle yani. Bismillah hoppa. Heyecan. Eros'un okunun hırt diye ilk girdiği an. Nasıl nasıl aşk? İki kelime. Ama vazgeçtin sen. Büyük aşk. Yok yani andan bahsediyor bakın. Bir an. O an. Hiç gelmiyor aklıma. İlk görüşte. İlk görüşte aşk. Ne güzel gelmiş buraya kadar. Evet. Bir saniyemiz var. Son soruyu sorayım mı size? Sorun. Hadi gelsin bakalım. Onu da göreyim. Görelim. Açıklamak veya iyice görünür ve anlaşılır bir duruma getirmek. İki kelime. Alalım bir harften. Alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Basit düşünün ne olur. Açıklamak iyice görünür veya iyice görünür ve anlaşılır duruma getirmek. Mesela sinirlendiğini belli etmek. Belli etmek. O 4800 fragmanımız olsun. Tamam. Bir daha gelin. İnşallah. O zaman efendim gişe hasılı artık. İnşallah. Kocaman bir alkış. Çok teşekkür ederim.